Değerli izleyenler, 10 İran generali Erivan'da. Evet, ne yazık ki haber teyitlendi. 10 tane İran generali Erivan'da. Sizlere demiştim, 2. Karabağ Savaşı'nda Sukut füzelerinin ateşlenmesi ve bazı füzelerin Azerbaycan'a ve Karabağ'da belli hedeflere isabet etmesinin arkasında İran'ın da olduğunu ifade etmiştik. Ali Hamenei'nin bizzat yönettiği operasyonlardı. Yoğun bir şekilde etüt ettik. Ve geçenki, tabii ki açıklayalım lütfen, burayı iyi dinleyin. Evet, İran Dışişleri Bakanı'nın geçenki sızdırılan ses kayıtlarında bu konularla alakalı önemli tespitler vardı. Bizzat bu dış politikayı İran devrim muhafızlarının ve İran devrim muhafızlarını da Ali Hamenei'nin yönettiğini açıkça ilan ediyordu. Evet, Zarif. Ses kayıtları bakın. İsterseniz araştırın. Buradaki yaptığı yansımadan dolayı daha sonra başta Ali Hamenei ve kamuoyundan özür dilemişti Zarif. Ayrıca Rusya ile ilgili söylediği sözlerden dolayı Rusya'dan da özür dilemişti. Hatırlayın. Nükleerle ilgili bir kriz vardı, İran ambargo vardı. O dönem Rusya bu krizi bitmesin istiyordu diyerek Rusya'yı ses kayıtlarında suçluyordu. Şimdi konuyu dağıtmayalım. İran niye çıldırdı? İran'ın çıldırma nedeni neydi? 10 generalle Azerbaycan'a karşı savaşalım teklifini ne akılla götürdüler? Tebriz ve Karabağ, evet, önemli bir ikilem değil mi? Evet öyle. Bir de bir husus var. Özellikle Azerbaycan'ın zafer kazanması, yıllardır güneyindeki 40 milyonluk Türk nüfusunun bir gün ben ayrılacağım, İran'ın yarısını ve Tebriz'de alıp Azerbaycan, büyük Azerbaycan olacağım demesinden korkan İran kolları sıvadı. Tebriz sokaklarındaki Azerbaycan bayraklı bu resimler, bu görüntüler her şeyi de anlatıyor. Yani devlet politikası olarak Azerbaycan'ı iyice küçültmek, zayıf düşürmek, kendi haliyle uğraşır kılmak için İran düğmeye bastı. Bunun ilk emarelerini size ne zaman anlattım? Anlatma nedenim tabii ki stratejik bir durumu belirtmek içindi. Dedim ki Azerbaycan İran sınırına geldi geleli Ruhani'nin de tadı yok. Ali Hamenei'nin de tadı yok. Evet, Zarif'in de tadı yok. 2. Karabağ Savaşı'nda o kadar yoğun Ermenistan'a silah sevkiyatı yaptılar ki var güçleriyle, evet, Ermenistan bu kadar desteğe rağmen kahraman Azerbaycan askerleri karşısında direnemediler. Ama şu anda özellikle Ruhani'yi Haçlı İttifakı ile aynı karede tutan nedeni demin açıkladım. Evet, Ruhani'nin Haçlı İttifakı ile aynı karede olma nedeni dediğim gibi. Tarihi unutmayalım. Haçlı İttifakı. Evet, Haçlı İttifakı kurulur, Müslüman devletleri işgal ederdi. Aynı şu anda Balıklı Göl civarında Almanya'sı, Fransa'sı aynı tarihte, geçmişte olduğu gibi büyükelçileri, yaklaşık 10'a yakın AB ülkesinin büyükelçisi nereye gelecek biliyor musunuz? Karagöl civarına gelip büyük bir tahrik yapacak. Ya biz bunlarla uğraşırken İran'ın yaptığına ne demeli? İran'a talimat nereden gitti? Ali Hamenei bu talimatı kimden aldı? Kim için verdi? İran daha da aradaki köprüleri attıracak, Azerbaycan'ı kabuğuna çektirecek bu deli planı nereden çıkardı? İfade etmek istediğim husus şu. Türkiye şimdi Karabağ'da yine söz sahibi. Adam da gözlem üstünde gelişmeleri takip ediyor, eksiklikleri ve yanlışlıkları not ediyor. Bunları bir bir notlandırıyor ve gereken şekilde bunları kullanacak. Ama İran'ın bu bölgede Rusya tarafından itilmesi, Türkiye ile sadece muhatap olarak İran'ı yok sayması, İran'ın bölgede neredeyse silinmesi ve güneyindeki Türklerin Azerbaycan aşkıyla yanıp tutuşması İran'ı böyle radikal adımlar atmaya itiyor. İran komşu olmak istemiyor Azerbaycan'ın Karabağ'da. Evet, Zengilan'da komşu olmak istemiyor, açıkçası bu. Ve 10 tane general Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı savaşa ikna etmek için oraya gidiyor. Hani Moskova'yı anlarız,
Haçlı İttifakı'nın içerisinde olabilir ve destek de olabilir. Ama İran, sana ne oluyor? Bu gelişmeler gerçek. Erivan'daki 10 tane general çay içmeye mi gitti? Bu konuyu itiraz edenlere söylüyorum. Gerçekler gözünüzü karartmasın. Kalbinizi mühürlemesin. Lütfen artık gerçekleri görün. Bu güzel halkı, bu aziz halkı, bu güzel yürekli halkı incitmek için küffarla bir olmaya gitti 10 tane İran generali. Tarihte bile insanların lanetlanacağı ve kabul etmeyeceği bu kötü durumu İranlı generaller nasıl içlerine sindirebiliyorlar? Nerede Müslüman kardeşliği? Nerede içtenlik? Nerede kardeşlik? İşte Türkiye gibi bir ülkenin Azerbaycan'ın yanında olması gerçekten Rabbimin bir hediyesi. Çünkü İran şu anda özellikle savaşma nedeni şu. Bir, Zengilan'dan Azerbaycan'ı çıkararak özellikle karasal anlamda Karabağ'da Azerbaycan'ı hissetmemek. İki, Turan ülküsünü engellemek adına Rusya ile işbirliği yapmak, İran'la işbirliği yapmak. Evet, son gelen Çinli Dışişleri Bakanı ile Zarif özellikle bu konuda mutabık kaldılar. İran'ı teslim alan ve Çin'in bir nevi sömürgesi haline getirecek olan anlaşmaları imzalarken Çin ve İran özellikle en mutabık oldukları konu Azerbaycan'ı küçülmesi. Açıklamamız gerekiyor burada. Burada özellikle bu bölgeden Azerbaycan'ın daha da yukarılara ve ufak bir kara parçasıyla kendisini dahi idare edemeyen, kendisiyle şu anda ancak baş eden bir ülke haline getirmek istiyorlar. Evet, bu durum içler acısı. Bu durum can sıkıcı. İşte Hamenei'nin örgütlediği bu 10 tane general Azerbaycan halkının, Azerbaycan evet vatandaşlarımızın, Türk kardeşlerimizin tamamen büyük bir yıkıma uğraması için onlara önemli bir destek vermeye gittiler Erivan'a. Yazıktır, günahtır. Bunu tarihte nasıl anlatacaklar? Kendi çocuklarına nasıl talep edecekler? Bir savaş olsa bunu torunlarına nasıl anlatacaklar? Fars milliyetçiliği bu kadar katı, neden her şeyin üstünde? Nerede dindarlığı İran'ın? Yaptıkları çok kötü ve affedilmez bir şey. Demem odur ki artık İran, evet İran Erivan'la büyük bir ittifak kuruyor. İran sadece silah yardımıyla yetinmeyecek gibi. İran özellikle geçen gün, birkaç gün öncesinde Azerbaycan sınırı boyunca SİHA'ları hem de bomba yüklü olarak kaldırdığını ben bu yayında belirtmiştim. Dikkatle bu konuyu takip edenlere teşekkür ediyorum. Evet, iş gerçek. İran'ın SİHA'larını kaldırdı, Azerbaycan sınırında hem de bomba yüklü olarak gözlem yaptırmaya başladı. Erivan'la neyin anlaşmasını yaptı Ruhani? Erivan'la neyin anlaşmasını yaptı Hamenei? Bu halkı gözyaşlarına boğmak, bu halkları bu kadar hayal kırıklığına uğratmaktan nasıl çekinmediniz? Nasıl kardeşlerinize kıyacaksınız? Bu nasıldır? 10 tane İran generalinin ne işi var Erivan'da? Hocalı'da olanları ne tez unuttunuz? Şimdi gelip de 10 tane İran generali orada değil diyenlere, haberleri bile izlemeden böyle inkar edenlere Allah'a havale etmek gerekiyor. Bir de oradaki 10 tane İranlı generalin sadece çay içip gelecekler diyenler olursa onlar gerçekten Azerbaycan'dan nefret eden insanlar. Onların hiçbirisi bize uğramasın. Yeter artık. Bakü yönetimini bu kadar üzmeye ne gerek var? Şu anda Bakü yönetimine büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Evet, Hacıyev'in açıklama yapmasını bekliyoruz. Aliyev'in açıklaması yapmasını bekliyoruz. Unutmasın Bakü yönetimi. Evet, Azerbaycan yalnız değildir, Türkiye yanlarındadır. İranlıların ve generallerin yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Yazıklar olsun İran. Evet değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlar atmayı unutmayın. Saygılarımla.